Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte zamlardan sonra alınabilecek en iyi cihazlardan bahsedeceğim. Şimdi bu video'dan önce, zamlanmadan önce alınması gereken cihazlar hakkında bahsetmiştik. Fakat orada sadece dolar kuru arttı ama telefonlara fiyatlara daha yansımamıştı. Şimdi dolar kuru tamamıyla arttı. Asgari ücret zamlandı ve yavaştan yavaştan her şey zamlanmaya başlayacak. Emin olun ki asgari ücret arttıktan sonra telefonların fiyatı stabil kalmayacak. Burada telefonların fiyatı çok rahat bir şekilde artacağını söyleyebilirim. Peki bu ne zaman olur? 2-3 aya kendisini göstermeye başlar. Telefonu alacaktınız şimdiden almaya başlayın. Çünkü Türkiye'de ne alırsanız yarın daha karlı oluyorsunuz. Öncelikle telefonlardan başlayacağım fakat yavaş bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Yüksek fiyattan başlayıp düşük fiyata doğru telefonlar anlatacağım. Şimdi Samsung Galaxy S'in bir fan edition var başta. Fakat bu telefonun fiyatına baktığımız zaman şu an 14.000 TL bantlarına yaklaşmış. Ardı sırada 13.800 TL fiyatlarına düşerken yani 14.000 TL fiyatlarında bu cihazı almak çok çok mantıklı gelmiyor. Çünkü s Fan Edition'la arasında çok fazla büyük bir fark bulunmuyor. Yani geliştirmeler var, güncelleme desteği ileriye yönelik daha fazla. Bunun yanında 5G desteği özelliklerle birlikte daha güncel bir telefon. Ama s 21 Fan Edition'a baktığımız zaman fiyatı şu an 9800 TL bantlarında ve neredeyse aynı özelliklere sahipler. Sadece S21 Fan Edition, s 21 Fan Edition'ın bir tık ileri özellikleriyle birlikte geliyor. Burada ekranlarımız her birinde de AMOLED 120 Hz olarak gelirken batarya kısmında 4500 mAh bataryalarını 25 Watt'la birlikte şarj edebiliyor Ayrıca kablosuz şarj destekleri de bünyesinde bulunuyor. Kamera kısmında burada S21 fan edişin bir tık önde olduğunu söyleyebilirim ama neredeyse aynılar gün üzeri. Gece geldiğimiz zaman sadece S21 fan edişin biraz öne geçiyor. Bunun yanında işlemci kısmında tabii ki de S21 fan edişin biraz daha önde. Burada S21 fan edişinde Snapdragon 865 varken S21 fan edişinde ise Exynos 2100 işlemcisi var. Arasında 6 ve 9 puanı kısımda her ikisi de performanslı emin olabilirsiniz. Yani s mi Fan Edition 650 bin alırken s bir Fan Edition 150 binlik bir puanı alabiliyor. Dediğim gibi S21 Fan Edition'ın tek avantajı bir tık bazı konularda iyiken ayrıca güncel bir cihaz. Şimdi Realme GT 2'ye baktığımız zaman bu telefonumuzun fiyatı öncelikle 11.500 TL bantlarında. Telefonun fiyatı değişmiyor abi. Ve gerçekten hani eskiden çıkmış bir cihaz olmasına rağmen güzel performanslı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ekranımız AMOLED 120Hz HDR10 Plus DCI-P3 renk uzay destekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca 1300 netlik parlaklıkla birlikte çok çok güneşli havalarda sizi idare edebiliyor. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5 mAh bataryasını 65 Watt birlikte tamamıyla şarj edebiliyorsunuz. Burada çift hücreli batarya sayesinde hem batarya sağlığı biraz daha yavaş gidiyor hem de daha hızlı bir şekilde yani 33 dakika içerisinde tamamıyla şarj olabiliyor. Ana kamera kısmına geçtiğimiz zaman 50 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekleyen gerçekten başarılı bir kamera sensörü bulunuyor. Sonunun IMX 766 kamera sensörü var ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. İkinci, üçüncü kamera kısmında ise geniş açı ve makro çekim kameraları bulunuyor. Çok çok başarılı değil ama ana kamera kamera kısmında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ön kamera kısmında ise S21 Fun Edition ya da S21 Edition kadar maalesef ki iyi bir performans veremiyor. Burada Xiaomi'nin performansını verdiğini söyleyebilirim. Gündüzleri idare eder, gece geldiğimiz zaman maalesef ki idare etmiyor. Ace desteği de ayrıca ön tarafımızda bulunuyor. Bunun yanında işlemcimiz Snapdragon 888 işlemcisiyle birlikte geliyor. Anlamı ben çok güçlü bir işlemciyim. Oyunların her türlü işinden gelirim. Bunun yanında biraz da ısınırım diyor bu işlemci. Yani bir tık ısınan bir işlemciye sahip maalesef ki bu telefon. Hafiften zorladığınız zaman telefonu arka taraftan bir ısınma elinizi rahatsız edebiliyor. Bu telefonu almadan da bunu kesinlikle bilmeniz için söyleyeyim. Bunun yanında Antutu ve puanına baktığımız zaman 827 binlik bir puanı bu telefon alabiliyor. Zaten her şeyi anlatıyor. UFS 3.1 de içinde bulunurken LPDDR5 RAM tipi de yine içinde bulunuyor. Telefon gerçekten hani her türlü anlamda işinizi idare edecektir. 5G ve NFC destekleri bulunuyor. Çift hoparlör ile birlikte gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor bize. Bunun yanında suya veya toza karşı maalesef ki dayanıklılığı bulunmazken parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunurken kutusundan ise istediğiniz her aparat kutusundan çıkıyor. Şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, arka kapak kılıfı gibi bütün aparatları telefonun kutusundan alabiliyorsunuz. Gelelim diğer bir telefonumuza. Benim gerçekten fiyat performans diyebileceğim telefonlardan bir tanesi. Yani bu telefon özellikle güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ya anlatılmaz, izlenir, dinlenir o tarz bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani çok başarılı değil ama fiyatına baktığımız zaman gerçekten bizi idare ediyor bu telefon. Samsung Galaxy A34 5G. Şimdi geçen bir yorum gelmişti. Samsungları fazla söylemiştim. Hemen Samsung sponsorlu. He Samsung sponsorlu. Samsung markası geldi de bana sponsor oldu. Ah eh, keşke. Hani ne Xiaomi'den ne Samsung'dan ne Apple'dan. Hiçbir markadan sponsorluğum yok. Bunu da araya sıkıştırayım. Sadece hani inceleyebildiğim telefonları inceliyorum. Mesela şu an cihazlar elimde yok. Ama eski görüntüleri elimde var. İnceledim mi telefonları inceledim. Fakat elimde Yok bazıları. Şimdi Samsung Galaxy A34 5G'den bahsedelim. 9300 TL fiyatı var. Güzel bence abi hani şu an asgari ücret 11500 olmuş neredeyse. 9300 TL fiyatlarında kalması çok çok iyi ama 11000-12000 TL bandları arasına gelecektir. Çünkü asgari ücret arttığı için her şeye zam gelecek. Fakat bu telefonumuzun bir eksiği var. Arka taraf plastik olduğu için telefon telefonu tutarken oyuncak telefon tutuyor hissiyatı yaratıyor. Yani telefon maalesef ki arka tarafı cam olmadığı için güzel bir hissiyat yaratmıyor. Bu telefonu almadan önce de bunu bilin. Özel Özellikle Samsung telefonların diğer saydığım S21 Fan Edition vesaire onlarda da aynı özellik var. Yani arka taraf plastik olduğu için polimer plastik diye geçiyor ya da polimer cam olarak geçiyor. Maalesef ki yani cam hissiyatını yaratmıyor. Mesela gidip de ben Mi 11 Ultra'yı aldığım zaman A ben telefon tutuyorum diyorum. Fakat gidip de Samsung Galaxy A34'ü elimde tuttuğum zaman lan bu ne diyorum oyuncak mı dedim. Bunu da bilerek bu telefon alın ya da kılıf takarsanız da zaten bu durumla karşılaşmayacaksınız. Ben kılıf takmayı sevmeyen birisi olduğum için bu durumdan biraz yakındım. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte giriyor telefonumuz. Bunun yanında fazla bir özellik bulunmuyor. Sürekli açık ekran desteği de saydığım bütün telefonlarda bulunuyordu zaten. Bunun yanında parlaklık kısmında çok büyük bir parlaklık bulunmuyor. Binlitlik parlaklıkla birlikte çok çok güneşli havalarda ekranı biraz gösterebiliyor. Batarya kısmının 5000 mAh bataryasını 25 Watt'la birlikte şarj et baba şarj et, şarj et baba şarj et. Yani uzun süreler şarj ediyorsunuz. Bunun yanında 5 mAh'lık bataryası bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyor. Yani telefonu zorlasanız bile bir günü kolaylıkla çıkartabiliyor. Bu avantajı kesinlikle çok çok güzel. Ve kamera kısmında ise 48 megapiksel derinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. O üst desteği de bünyesinde bulunuyor. O üst desteği bünyesinde bulunduğu için titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. İkinci, üçüncü kamera kısmında geniş açı ve makro çekim kamerası bulunuyor. Bunlar maalesef geceleri çok çok başarılı değil ama gündüzleri idare edebiliyor. Ön kamera kısmında ise çok iyi değil çok da kötü değil. 13 megapiksel derindeki ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sensörü ile birlikte gelirken ön tarafta maalesef ki ACE desteği bulunmuyor. Bunun yanında ana kameramızda ise gündüzleri işinizi idare edebiliyor ama gece geldiğimiz zaman özellikle videolar kısmında bir tık noise oluşuyor. Biraz üzülebiliyorsunuz yani çok çok başarılı değil ama gündüzleri kesinlikle işinizi idare edebiliyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada MediaTek'in Dimensity 1080 işlemcisi var. Bu işlemcimizin Antutu 9 puanına baktığımız zaman 480-490 bin civarlarına kadar çıkabiliyor. PUBG gibi oyunları orta ayarlarda 60, yüksek ayarlarda ise 40-50 arası FPS'lerde oynatabilirken bunun dışında bütün gündelik işlemlerinizi bu telefonda çok rahat bir şekilde halledebileceksinizdir. Ses kısmında çift hoparlör var hem de ses kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirken bunun yanında 5G desteği ve NFC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve toza karşı denklilik yine telefonumuzda sertifikalı bir şekilde bulunurken parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Genel olarak da kutusundan maalesef geç bir şey çıkmıyor. Sadece USB Type-C ara çıkıyor sonradan gidip kılıf ve adaptör almanız gerekiyor. Telefon bence fiyatına göre kesinlikle ve kesinlikle çok çok iyi. Burada Samsung Galaxy A4 var fakat bunu koymadım çünkü fiyatı 11.000 TL. 10 yerine gider Realme GT2 ya da S20 Fan Edition alırsınız. Buna ek olarak da en düşük fiyatlı telefon alacaksınız. Şimdi burada Realme C55 var. Bunun yanında Samsung Galaxy M14 5K var. Bir tane daha cihaz vardı. Tam hatırlamıyorum ismini. Bu cihazlar arasına pardon Redmi Note 10 var. Bu cihazlar arasında bence en mantıklısı Samsung Galaxy M14 5G. Şimdi fiyatına baktığımız zaman 5800 TL bantlarında. PLS 90 Hz bir ekran bulunuyor. Yani çok çok başarılı bir ekranla bulunmuyor. Sadece ekranın yenileme hızı biraz yüksek. Bunun yanında bataryası 6000 mAh olarak geliyor. 15 Watt'la birlikte biraz uzun süre şarj edebiliyorsunuz. Fakat bataryası gün içerisinde çok güzel bir şekilde gidebiliyor. Tek eksi hızlı bir şekilde şarj olmaması. Kamera kısmında ise 50 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip izokel JN1 kamera sensörü kullanılmış. İkinci, üçüncü kamera kısmı zaten çok başarılı değil. Makro çekim ve derinlik algısı kamera kamerası bulunuyor. Ana kameramız gündüzleri başarılı fakat gece geldiğimiz zaman tırt olduğunu söyleyebilirim. Yani hem OIS desteği yok hem es desteği yok hem de geceleri performansı biraz düşük. Gündüzleri de işinizi kesinlikle idare edebiliyor. Ön kamera kısmı da saydığım Samsung Galaxy A34'ten bir tık geride geliyor ama yine iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok çok iyi değil ama tık iyi olduğunu söyleyebilirim. İşlemci kısmında ise Samsung Exynos'un 1330 işlemcisiyle birlikte geliyor. Burada hemen Antutu V9 Pan'la baktığımız zaman burada Antutu V9 Pan 370 bin civarlarında PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60 FPS'lerde çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Yüksek yerleri geçtiğimiz zaman burada 60 FPS'i beklemeyin ama düşük ve orta yerlerde 60 FPS'i çok rahat bir şekilde alabileceksinizdir. Kablosu bantlar kısmında hem 5G desteği var hem de NFC desteği var. İçiniz rahat bir şekilde bu telefon alabilirsiniz. Yani ileri yönelik bir telefon olduğunu burada bize Yetimliyor. Bunun yanında ses kısmında mono ile birlikte çok çok başarılı olmayan bir hoparlörü var. Suya ya da tuza karşı maalesef ki bir dayanıklılığı bulunmazken parmak izi okuyucusu da yan tarafta bulunuyor. Kutusundan maalesef ki bir adaptör vesaire çıkmıyor. Sadece USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Genel olarak da fiyatına rağmen alınabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi Samsung Galaxy M14 5G kesinlikle güzel özelliklerle birlikte geliyor. Kendi fiyatına göre. Bana kalsa bu telefonu mu alırdım? Hayır gidip yurt dışı 6000 TL'ye mükemmel bir cihaz alırdım. Hatta üzerine biraz daha koyup biraz daha premium bir telefon alırdım. Kısaca video bu şekildeydi. Yani zamlar gelmeden önce bu telefonları almanızı öneriyorum. Burada Redmi Note 10 Pro da var fakat Redmi Note 10 Pro yerine gidip de biraz daha koyup 64 5G almak kesinlikle biraz daha mantıklı. Evet artı özellikleri vesaire var ama Samsung Galaxy A34 5G bence bir tık biraz daha iyi. Hem de güncel bir telefon olduğu için Redmi Note 10 Pro'yu şu anlık buraya koymadım. Sizin önerebileceğiniz telefonlar var mı? Bunun yanında telefon savaşları adlı bir seriye başlamak istiyorum. Elinizde bulunan farklı telefon markaları ya da yurt dışından getirdiğiniz farklı telefonlar ya da telefon için kurduğunuz setup. Sallıyorum ki telefona oyun için tetik aldınız, arka tarafına fan aldınız. Bunun yanında başka iş için kurduğunuz bir telefon olabilir ya da katına bir telefona kurduğunuz setup olabilir. Bunun gibi bir telefon savaşları videosu oluşturmayı düşünüyorum. Yapacağınız tek şey sizden isteyeceğim zaman eğer ki değişik bir telefon varsa elinizde ya da dediğim şekilde değişik bir setup'ınız varsa bunun bana Instagram'da sadece fotoğraflarını göstereceksiniz ve ben de bunu videolarda yorumlayıp birinciyi birinci geçmiş olacağım. Ardından bu seri tutarsa tekrar bu seriyi bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Bunun yanında telefon savaşları serisine aslında tablet de eklenebilir. Hem telefonlar hem de tabletler aynı anda sunulabilir bence. Yani sadece telefonla bir şey çıkmaz ama tabletle de daha fazla bir şey çıkabilir. Her neyse bunu yakın bir zamanda konuşuruz zaten ayrıntılı bir şekilde. O zamana kadar çoğu kişinin de katılacağını düşünüyorum. Videoda burada sonlandırıyorum. Telefonlar aklınıza uymadıysa ya da yorumlarda bir sorunuz varsa ben cevap vermesem bile illaki birileri cevap veriyor aşağı tarafa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.